Sevgili Integral Forex TV dostları, piyasaların efendisi Föşün, geleneksel cuma söylesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta gündem yaratıyoruz. Türkiye'nin kaderini hatta dünyanın kaderini değiştiriyoruz. Güneş sistemi dışında da izleyicilerimiz var. Onlardan gelen yorumları da teşekkürlerimle, minnettarlıkla okuyorum. Bugün de bombalayacağız, bombalayacağız yine olay yaratacağız. Biliyorsunuz ben ve Selim programa başladığımızdan beri iki yılı geçti. Pek siyasete takılmıyoruz daha çok piyasalara, ikinci planda da ekonomiye yöneliyoruz. Ama yani bazı iddialara göre kesin teyit edemiyorum ama pazar günü bir seçim varmış galiba. Hani olur olmaz bilemem. Ama hani olurmuş gibi davranıp seçimin sonuçları ne olur tahmin etmekte fayda var. Bununla başlıyoruz programa. Olayın siyasi boyutuna çok fazla zaman ayırmayacağım. Çünkü açıkçası ekonomist kişiliğimle beni pek ilgilendirmiyor. Ama seçimlerden sonra Türkiye'nin siyaset haritasının nasıl şekilleneceği hakkında da birkaç kelime söylemek lazım. Çünkü bunlar direkt olarak piyasaların performansına ve en az onun kadar önemlisi Mehmet Şimşek'in koordinasyonunu üstlendiği ekonomik istikrar programının sürdürülmesine yansıyacak. Bu gereksiz kısımları aradan çıkardıktan sonra Selin zaten altına dakikaları koyuyor oraları kesebilirsiniz. Pazartesi sabah bizi ne bekliyor sorusuna cevaplar arayacağım. İlk önce ekonomik istikrar programı konusunda çeşitli seçim sonucu senaryolarına göre bir takım bulgularımız sizinle paylaşacağım. iki liste tabii hepimizin merak ettiği konu borsa, döviz ve mevduat faizleri konusunda söyleyeceğim. Bazen lafı uzatıyorum ama birkaç dakikada dünya piyasaları hakkında konuşmak lazım. Üç konuya çok kısaca değineceğim. Bir, Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi, ne zaman indirecek sorularına cevap vermek için bir haftalık maraton başlıyor. İki, Japonya'nın ne oluyor? Üç, Brent nereye kadar gider? Hadi arkadaş başlayalım bitirelim. İFŞA büyük ifşa. Evet, pazar günü sandığa gideceğiz. Anket sonuçları ne gösteriyor? Anket sonuçlarına göre Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin bir numaralı hedef ya da zaferin tek objesi ilan ettiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde. Bazı anketlere göre bayağı farkı açmış durumda ama çoğunluğuna göre 3 puan kadar önde. Ankara ve İstanbul dikkat ederseniz kimse konuşmuyor çünkü oraları CHP'nin yeniden kazanılacağı düşünülüyor. Dediğim gibi bence Türkiye'nin her kenti önemli. Özellikle biraz sonra anlatacağım seçim sonrası neler olabilecek sorusuna cevap vermek için. Ama maalesef İstanbul'a yoğunlaşacağız. Yine de Anadolu'da CHP'nin birkaç büyük kenti kaybetmesi olası. Antalya belki Edirne bunlar arasında olabilir. Bu da doğaldır çünkü o kentler zaten 2019 yerel seçimlerinde İYİP'in resmi o zamanki ADEP şimdiki deminde gayri resmi desteğiyle kazanılmıştı. Artık bu partiler kendi oylarını maksimize etmek için çalışıyorlar. Buna karşılık AKP mesela Şanlıurfa'yı e, şey yeniden Refah Partisi'ne kaybedebilir. Büyük kentleri sayıyorum sadece. Bursa ve Balıkesir'de de yarış burun buruna. Oralardan birinde AKP kaybedebilir. Sonuçta üç büyük şehri yeniden kaybedecek. AKP, MHP, Anadolu'da birkaç şehri geri kazanacak. Ama bunlar AK Parti çevrelerinde bir zafer sevinci yaratmayacak şu soruya da cevap vermek lazım. Yani özellikle hani benim e, siyasi kariyerimi, siyasi kariyerimi yokluğunu ve başarısızlığını yakından takip edenler için geçen Mayıs'ta da anketlere güvendik. Ondan sonra 6 ay evde çık evden çıkamadım. İnsanlar tükürmeye bile gerek duymadılar. Sadece bu şekilde yorumlar yaptılar hakkında. Doğru anketler yanlış çıkabilir. Bilmiyoruz yani ölçüm hatası olabilir özellikle. Ben bütün anket şirketlerinin örneklerini katılımcıları buldukları TÜİK'in e, nüfus veri setinin biraz hatalı olduğunu ve daha çok muhalif seçmeni yakaladığını düşünüyorum. Ama bunun dışında bütün anketlerde yüksek kararsız oranı görüyoruz. Onlar son dakikada tercihlerini AKP veya CHP lehine kullanarak dengeyi değiştirebilirler. Dolayısıyla söylediklerimde muhtemelen bir hata payı olacaktır. Size temel senaryomu söylüyorum. Temel senaryomda Ankara, İstanbul ve İzmir CHP'de kalıyor. Peki seçimden sonraki siyasal süreç nasıl şekillenecek? İnanın çok özetlerim. Mesela İYİP yeterli oy alamazsa partide büyük sarsıntı yaşanır. CHP İstanbul kaybederse Özgür Özel'in koltuğu sallanır. Demokrat Parti, Dem Parti ile bir barış süreci yeniden konuşulacak mı konuşulmayacak mı bunları bir kenara bırakalım. Ekonomi ve piyasalar arasında önemli nokta şu. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş geçen günlerde yaptığı bir açıklamada Ramazan bayramından sonra yeni anayasa için diğer partilerle görüşmeye başlayacağını söyledi. Bu piyasalar ve ekonomi açısından ciddi bir tehdit arz ediyor. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmek için ya anayasa değişikliğine ya da erken seçim kararında ihtiyacı var. Eğer Türkiye bir yıl içinde anayasa değişikliği için referanduma gidecekse ya da bir şekilde muhalefet ikna edilip erken seçim yapılacaksa tabii ki piyasalar bundan hiç hoşlanmayacaklar. Ekonomi programı da bu konuda daha detaylı vereceğim, bilgi vereceğim biraz sonra programda. Dört başı mamur bir halde sürdürmek imkansız hale gelir. İşte bu seçimden önce de gördük. Erdoğan hiç beklenmedik bir şekilde çok kritik seçimlerden önce belki olka oy kaybını göze alarak TCMB'nin faiz arttırmasına ses çıkarmadı, müdahale etmedi. Ama öteki taraftan emeklilerin dileklerini yerine getirmek dışında seçmene bol miktarda hazineden para dağıttı ya da vaatlerde bulundu. Eğer bir kez daha önümüzdeki 12 ay içinde anayasa referandum veyahut da erken seçim için sandığa koşacaksa yine aynı şeyler tekrarlanacak. Bunun olasılığı var mı? Eğer Sayın Erdoğan ve Bahçeli ortak çalışıyorlar, tek bir kişi olarak onları kabul ediyorum. İstanbul'u geri kazanırlarsa muhtemelen anayasa değişikliği veya erken seçim için hemen çabalamaya başlarlar. Muhalifeti bu konuda işbirliği yapmaya zorlarlar. Bu şartlar altında biraz sonra piyasalar için söyleyeceğim şeyler pek de geçerli olmaz. Buna ne kadar ihtimal veriyorum? %30'un altında ihtimal veriyorum açıkçası. Ee, i̇kincisi İstanbul'u kazanmanın yanında Erdoğan ve Bahçeli'nin erken seçimi veyahut da anayasa değişikliğini göze alması için yurt çapında oylar da mühim. Sonuçta Belediye seçimlerinde en fazla oy alan aday kazanıyor ama işte Cumhurbaşkanlığı seçim yenilenecekse ya da anayasa yenilenecekse daha fazla oy gerekli. Bunun için yalnız belediye başkanlığında çıkacak oyları değil, il belediye meclislerinde çıkacak oyları da saymak lazım. Elimizde birkaç anket var, çok fazla değil. Ama bunlara göre AKP, MHP %45'in altında kalıyor, %40'a kadar düşebiliyor. Bunlara belki onlara destek verebilecek olan yeni refah eklesek bile AKP, MHP ve yeni refah uçuşu %47'de kalıyorlar. Bu şartlar altında açıkçası ben e, erken seçime tevessüleceklerini zannetmiyorum. Tekim AKP kulislerinden gelen iddialara göre bunların ne kadar gerçek olduğunu bilemem. Bana mantıklı gibi geldi. Anayasa süreci diğer partilerle konsültasyon için uzatılacak. Erken seçim için de düşünülen tarih 2027. Bu da önümüzdeki iki yıl seçim olmayacağını ve en azından siyasi anlamda Mehmet Şimşek'in ekonomik istikrar programını daha da katı bir şekilde sürdürmesi için önümüzde bir engel olmadığını gösteriyor. Ama yani Erdoğan İstanbul'u kaybederse bence erken seçim ve anayasa referandumu bir iki yıllığına gündemimizden çıkar. Siyasette çalkantı devam eder. Örneğin İmamoğlu'nun ee, aleyhindeki aleyhine sonuçlanan davaların yüksek mahkemelerde onanması halinde siyasetten yasaklanması hatta İstanbul'a kayım atanması gündeme gelebilir. Ama bunlar açıkçası piyasaların veya ekonominin radarında olmaz. O zaman temel senaryomuzu bir kere daha tekrarlayalım. Üç büyük kent CHP'de kalıyor. Anadolu'da AKP bir takım kazanımlar elde etse de yurt çapında AKP, MHP oylarını bir araya toplayıp saydığımızda kısa vadede anayasa referandum ve hatta erken seçimi zorlayacak bir orana ulaşamıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl ekonomi programının Sayın Erdoğan'ın müsaade ettiği ölçüde genişletebileceği ve derinleştirebileceğini varsayarak başlıyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Dün dezenformasyonla mücadele ofisi saraya bağlı olan işte Mehmet Şimşek'in önümüzdeki bir buçuk yıl bayağı sıkıntılı geçecek türünden sözlerinin doğru olmadığını söyledi. Eyvallah ama Mehmet Şimşek'in bir şey söylemesine gerek yok. Türkiye'deki gibi başını almış gitmiş bir enflasyonu ve yalnız cari açıktan değil vatandaşın döviz tercihinden kaynaklanan döviz stresini, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyorsanız ekonomiyi bayağı yavaşlatacaksınız. Resesyon demeyelim. Türkiye'de resesyon zor işte her zaman turizmde şuydu buydu bir şeyler kazanıyoruz. Ama geçen yılı takriben %4 büyümeyle bitirdik. Bunun %2'ye kadar inmesi ee, çok olası. Tabii bu durumda icra iflaslar, şirket konkordatoları artacak, işsizlik artacak ve toplumun memnuniyetsizliği artacak. Ama bunların ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki neler yapılabilir ve bunlar sonuç elde edebilir mi? Birçok meslektaşım Mart'ta yapılan faiz arttırımının bir döviz krizini ya da spazmanı engellemek için olduğunu... Merkez Bankası'nın seçimlerden sonra yeniden faiz artımına gitmeyeceğini, en azından yaz verilerini e, gör, görmek için bekleyeceğini söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Bence Merkez Bankası da biliyor. Türkiye'de enflasyon beklentileri o kadar azmış ki onları %50 ve hatta %53 politika faiziyle durdurmanın imkanı yok. Dolayısıyla Nisan Mayıs ya da önümüzdeki iki toplantıda ben faiz artırımlarının sürmesini bekliyorum. Benim politika faizindeki çıtam %60'tır. Ha bu Enflasyonu engellemeye yeter mi? Çünkü biliyoruz Merkez Bankası'nın kendi projeksiyonlarına göre dahi enflasyon yazak yaz aylarına kadar yükselecek ve 73-75 gibi bir yerde zirve yapması makul, makul. Yeter. Çünkü basit faizler üzerinden konuşuyorum. Bileşiklerde aslında daha düşüğü de yeterli olabilir. TCM ve politika faizi 60 san, mevduat 70 olur. Kredi en az 80 olur. Şu anda bile zaten kredi 80'e varmış durumda. Bu da iki şekilde ekonomiyi soğutur. Bir, mevduat faizlerinin bu denli yükselmesi vatandaşı tüketimden tasarrufa geçirir. Şu anda tüket yani tasarruf yapmak için hiçbir neden yok. Çok açık söyleyeyim. Ben de yapmıyorum. Akıllı insan da yapmaz. Çünkü bankaya koyduğunuz her kuruş enflasyon tarafından her saniye kemiriliyor. E onun yerine gider ne ihtiyacım varsa onları stoklarım ya. Ya e da yani bir elektronik eşya, araba vesaire ihtiyacım varsa kredi bulabiliyorsam onları alırım. Ama Mevduat faizlerinin vatandaşın gözünde reel olarak pozitife dönmesiyle bu trend değişecek. İkincisi tabii kredi faizleri. işte belki bugün görmüşsünüzdür. Yani kredi e, nakit avans faizinin %5'e çıkmasına rağmen e, avans bakiyeleri artmış son bir veri haftasında %7 civarında artmış. Yani millet harcıyor. Ama bunlar 6'ya 7'ye çıkarsa ben kredi kartı kullanımının azalacağı düşüncesindeyim. Yine aynı şekilde istenen bu değil ama e, doğal sonucudur. E, kurumsal kredilerde faizlerin 80-90'a çıkması da tabii e, şirketlerden gelen girdi talebini, hizmet talebini azaltacağı için ekonomi soğur. Dolayısıyla bu koşullar altında enflasyona karşı başarı kazanılır. Bu sonucu desteklemek için de Türk lirasının reel olarak değerli olmasına devam edecek. Yani Dolar TL kuru düşmez. Hiçbir senaryoda düşmez. Düşmesi de istenmez. Ama e, aylık dolar TL artışı enflasyonun en azından çekirdek ya da trend enflasyonun altında kalacak. Bu şekilde döviz politikası vasıtasıyla enflasyona ikinci bir fren atılır. Bunlar da enflasyonu düşürmeye yeterli olur. Ha, yani nereye kadar düşer? En iyimsel senaryoda bile ben %45'in altını görmüyorum sene sonunda. Ama bu önemli değil. Çünkü vatandaş yıllık enflasyona göre değil, aylık enflasyona göre harcama ve siyasi kararlarını veriyor. Hakikaten Merkez Bankası'nın projeksiyonunu yaptığı gibi yaz aylarında enflasyon önce aylık %3 sonra %2 bir %1,5'a düşecekse e, bence bu ekonominin soğumasını hızlandırır ve enflasyon beklentilerini de düşürür. Arkadaşlar bir cari açık sorunumuz yok. Yani zaten dış denge güçlenmeye başlıyor. Önümüzde yaz cari açık cari fazlaya dönecek. Eğer Brent petrol 100 dolara çıkmazsa onu aşağıda son bölümde kısaca değerlendireceğim. Ee, Türk bankaları şirketleri yurt dışından çok rahat borçlanıyorlar. Peki o zaman bu döviz talebi nereden geliyor? Dediğim gibi yani vatandaş hiçbir zaman TÜİK'in enflasyon rakamlarını ikna almadı. Onun gözünde enflasyon çok daha yüksek. Dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesi <laughs> henüz tüketim talebini frenlemedi. Ama seçimlerden sonra mevduat faizlerinin biraz daha yükselmesiyle ben tüketim talebinin ve özür dilerim döviz talebinin frenleneceğini düşünüyorum. İkincisi eğer bu YouTube videosunu seyrediyorsanız Hı. muhtemelen başka içeriklerde seyrediyorsunuz. Ben akşama kadar seyrediyorum. Ve Türkiye'de seçimlerden sonra eski o NAS ve hatta geleneksel olmayan ekonomi politikalarına geri dönülecek. Mehmet Şimşek'le yollar ayrılacak. Tek bir seferde sert bir devalüasyon yapılacak. İçerikleri bitmiyor. Halbuki bütün bunların hiçbirinin bir programın ruhunda yer almadığını, iki resmi kaynaklar tarafından yalanlandığını biliyoruz. Eğer Sayın Erdoğan seçimlerden birkaç gün önce dahi 500 bas faiz artırışına izin verecek ölçüde Mehmet Şimşek e güveniyorsa seçimden sonra niye kovsun? Zaten Mehmet Şimşek ona yapabileceği bir kötülüğü yaptı. Dolayısıyla o nedenle kovmaz. Zaten Bitlis'te açıklamaları vardı. İlk defa olarak Mehmet Şimşek'in isminden bahsederek onu takdirle karşıladığını ve ekonomik istikrar programına güvendiğini söyledi. Tabii ki Sayın Erdoğan sık sık karar değiştirmesiyle bilinen bilder ama ben artık programın sorumluluğunu üstlendikten ona sahip çıktıktan sonra Mehmet Şimşek'in herhangi bir şekilde görevinden alacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey de olabilir. Türkiye burası. AKP hiç beklenmedik bir şekilde. Yalnız Ankara, İstanbul, İzmir değil. Bütün ülke çapında büyük bir yenilgiye uğrar. Ee, AKP ve MHP tabanı kurban ister. O zaman Mehmet Şimşek gidebilir. Ama bunların olasılığı yüzde on, yüzde yirmi. İkincisi e, hemen İstanbul'da kazanır Erdoğan. Ve hemen yeni anayasa hazırlıklarına veyahut da erken seçim hazırlıklarına başlanır. O zaman da tabii hani faiz daha fazla faiz artırımı ve bütçede kesintiye müsaade edilmez. Ama eğer benim senaryom gerçekse ve bu ekonomik istikrar programı seçim sonuçlarına paralel olarak yolunda devam edecekse o zaman döviz talebinin de bir iki ay içinde tükenmesini bekliyorum. Yurt dışından sıcak para gelecek. Zaten geçen haftaki verilerde hala tahvillerde satış var. O TL'nin zımni kur oynaklığıyla bağlantılı bir şey o da yavaş yavaş yatışıyor ama hisse senetlerine 400 milyon giriş gördük. Az bir para değil bu. Bence yaz boyunca da yabancı yatırımcılar Türkiye'ye para sokacaklar. Bankalar dışarıdan daha fazla borçlanacak. Bu da döviz talebini yatıştırmakta çok önemli bir katkı yapacak. Bunlar ekonomik programı destekler. Bence yalnız para politikası değil, bütçe politikası yoluyla da ekonomik istikrara katkı sağlanabilir. Ee, mesela devlet bütçesinden yapılan yatırımların çok acil olmayanları, bütün yatırımlar gerekli bu arada. Sağlıktan karayollarının tamirine kadar ama bunlar bir yıl kadar ertelenip bütçe harcamalarının kesilmesi yoluyla iç talep ve ekonomi soğutulabilir. Sayın Erdoğan faiz arttırımından daha da büyük bir risk alarak emeklilerin e, maaşlarının ayarlanması veyahut da adilleştirilmesi talebini muallakta bıraktı. Ben şahsen Temmuz'da da e, emeklilere rutin enflasyon ayarlaması dışında bir zam yapılacağını düşünmüyorum. Bu tabii ki çok acı bir şey. Ben de emekliyim. Yani hepimiz e, sabit gelirli yaşlı insanların acısını birlikte çekiyoruz. Ama maalesef e, toplum acı çekecek. Bunu inkar edemeyiz. Ama eğer bundan sonra yalnız emeklilere değil asgari ücrete, kamu çalışanlarına yapılan zamlar e, enflasyonun biraz altında kalsa dahi enflasyon beklentilerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynayacak. Aynı zamanda da tabii toplumun harcama gücünü azaltarak ekonomi soğutulmasına katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Peki bütün bunları piyasalarda nasıl karşılayabiliriz? Arkadaşlar söylediğim gibi işte mevduatta cuma günü basında yayınlanan haberlere göre %60'ı görmüşüz. %70'i bekliyorum. Çok rahat yani yüzde %70 üstünü de bekliyorum. %70 size garanti ederim. Eee bence şu anda bütün yatırım araçları içinde benim gibi riski sevmeyen, artık yaşı kemale ermiş, yakında emekli olacak mudiler için kısa vadeli TL mevduat faizi bir numaralı varlığınız olmalı. Tabii ki her zaman söylüyoruz riskinizi yayın. Yani yine altın, bir miktar döviz ve kesinlikle borsa portföylerinizde bulunsun. Normalde mevduat faizlerin bu denli yükselip borsaya alternatif teşkil ettiği kredi faizlerinin yükselip şirketin karlılığını, şirketlerin karlılığını zora soktuğu bir ortamda borsa tavsiye edilmez. Nitekim özür dilerim ama borsada bunun tam tersini gördük. Çünkü herkesteki beklenti Türkiye'nin istikrara kazan, kazanmasının şirketlerin bir yıllık karını feda etmesinden daha önemli olduğunu anlıyor. Borsa FK'lar düşük olduğu ya da BIST 100'ün adil değeri gerçeğin çok altında olduğu için değil. Türkiye daha iyi bir hikaye yazdı ve yatırımcıyı ikna ettiği için değer kazanır. Benim temel senaryomda yani Ankara, İstanbul, İzmir'i AKP, MHP kaybediyor ve önümüzdeki 24 ay seçim olmayacak senaryosunda ben önümüzdeki bir yılda borsanın %50 dolar bazında, dolar bazında %50 prim yapacağını düşünüyorum. Dövize geldiğimizde bunu ben aylardır söylüyorum. Devalüasyon falan yok, olmayacak. %11 bir devalüasyonu dahi anında enflasyonu 5 puan arttırır ve ondan sonra da kimse programa inanmaz. Bir daha başa çıkamazsınız. Ve devalüasyon ileride enflasyonun artmasına paralel olarak yeni devalüasyonların kapısını açar. İhracat ya da rekabet gücü falan sağlamaz. Yani ekonomik anlamı da yok, siyasi anlamı hiç yok. Dolayısıyla böyle bir şey olmayacak. Merkez Bankası'nın FX rezervlerindeki düşüşler hakikaten kaygı vericidir. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama şöyle söylemek lazım. Yani Kolesterolünüz yüksek ama kalp damarlarınız hala açık. Merak etmeyin kalp krizi riskiniz yok. İlaç alın. Şeklinde bir TCMB ile karşı karşıyayız. Daha önce de bahsettim. Yaz aylarında doğal olarak TCMB'nin rezerv pozisyonu düzelir ve döviz üzerindeki baskı azalır. Dolayısıyla ben dolar TL'de doların uluslararası değeri az çok yatay kalmak koşuluyla ayda %2-2,5 kazanç bekliyorum. Bu noktada artık Eurobond'larda da çok fazla prim kalmadı. Zaten dolar Euro mevduat faizleri bahsedilmeyecek kadar düşük. Her zaman portföyünüzde döviz, Eurobond ve aslında dövizle fiyatların altını bulundurun. Bunun tartışması yapılmaz ama bunları bir miktar azaltıp riski sevenler için borsa, benim gibi riskten uzak duranlar için TL mevduatın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Gelelim uluslararası piyasalara arkadaşlar. Bu akşam Amerika'da kritik bir veri, enflasyon verisi açıklanıyor. Gelecek hafta Cuma günü artık Türkiye'de herkesin bildiği gibi ABD tarım dışı sistem açıklanacak. Eğer bu iki veride enflasyon ve ücretler beklentinin üstünde çıkar ya da yeniden artışa geçerse Fed çok uzun süre faiz indirmez. Belki 6 ay daha indirmez. Bu durumda dolar endeksinin değerini yükseltir, ABD tahvil faizlerini yükseltir ve gelişmekte olan piyasaların cazibesini, riskli varlıkların cazibesini ki bunlara altın ve bitcoin de dair azaltır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta çok yakından takip edeceğiz Amerikan verilerini. Buna paralel olarak ben ve birçok uzman euro doların adil değerinin çok üstünde olduğunu düşünüyor. Avrupa ekonomisi sefalet durumda, Avrupa Merkez Bankası güvenlörlerinden gelen açıklamalar Avrupa Merkez Bankası'nın en geç Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağı yönde. Bir anda Fed var indirmeyecek muhtemelen. Öte yanda Avrupa Merkez Bankası indiriyor. Faiz farklılıkları doları tercih edecek. Dolayısıyla Euro doların önümüzdeki 3 ay içinde şu anda 1.07 civarında 1'e kadar düşmesini beklerim. Japonya'nın da en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Çünkü Japon hazinesi, onlar Japon Merkez Bankası'na direktif veriyorlar dövize müdahale etmesi için. Eğer Japonya'nın biraz daha zayıflarsa müdahale edeceğini söyledi. Bu noktadan sonra da yavaş yavaş doların değeri bir miktarda arttıktan sonra Japon yeni diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya başlamasını bekliyorum. Özellikle Japonya'da enflasyon düşmez ki bence düşmeyecek ve Japon Merkez Bankası yılın ikinci yarısında bir kez daha faiz artırımına gideceği sinyalini verirse Japon yeni de e, karlı bir yatırım haline gelebilir. En sonunda Brent'ten konuşayım. Arkadaşlar, dünyada petrol talebi çok fazla artmıyor. Çin ve ABD'den gelen talep geçici olarak yüksek. Özellikle Çin'de talep artmayacak. Ama arz tarafında ciddi sıkıntılar. Sıkıntılar değil, e, kısıtlamalar var. İşte Rusya'nın rafinerilerine saldırılar var. Rusya'nın şu anda petrol üretiminin takriben yüzde yedisi devre, dışı. Rafiner üretiminin özür dilerim. Tabii bu olunca petrol de üretemiyorlar. Ve yavaş yavaş OPEC'te kotaları gittikçe kısıtlıyor. Bunların ötesinde işte jeopolitik risk yani Gaza Savaşı, Ukrayna Savaşı malumunuz bunları çok konuştuk. Dolayısıyla ismini hatırlayamıyorum ya Goldman ya JP Morgan Brent'in 100 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Bu durumda herkesin oyunu bozulur. Bu durumda Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeye cesaret edemez. Riskli varlıklarda ciddi satışlar görebiliriz. Çünkü küresel enflasyon art çekti. Türkiye'de de cari açık ve döviz konusunda çok olumlu olamam. Enflasyon konusunda da olamam. Bence Türkiye özelinde Brent'in 100 dolara çıkması da eğer ekonomik istikrar programı devam edecekse hikayeyi çok bozmaz. Ama yine de Brent petrol fiyatlarını takip ediyoruz. Brent yüze doğru yükseldiği bir senaryoda insanlar TL yerine döviz mevduat tutmaya devam ederlerse onları suçlamam. Açıkçası şaşırmam da İşler hepimiz için biraz daha zor olabilir. Sonunda sevgili arkadaşlar lütfen tercihiniz ne olursa olsun pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanın. Türkiye'de olan bir tane pasif seyirci kalmayın. Siz hangi görüşteyseniz o görüşleri savunan partinin arkasında durun. Ve tanrılardan tanrıdan diliyorum inşallah e, canımız sıkacak hadiseler olmaz ve pazartesi sabahı Türkiye normaline döner. Sevgili Selin'e ve Integral Forex'e programa destekleri için sonsuz teşekkür ederken hepinize keyifli ve sağlıklı hafta sonları diliyorum.